Birlik Partisi'nin belediye başkan adayı Adem Uzun'dan sonra bugün ise MHP'nin belediye başkan adayı Reha Kars'ı Sivaslılara sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Reha Kars kimdir? Ya tanımıyorum ki. MHP'nin belediye başkan adayı. Ha, ona söyle ki. Ona söyle ki. De ki emeklilere 7000 lira para verecektiniz de. Bu bizzat Sayın Bahçeli'nin ağzından duydu. O 7000 lirayı niye vermiyorsunuz bu emeklilere de, olmaz mı? Reha Kars'ı tanımıyorum. Siz tanıyor musunuz efendim? Yok, fazla bir tanıdığım değil. Efendim kızım. Reha Kars'ı tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. MHP'nin belediye başkan adayı. Yok, onu bilmiyorum. Hayır. MHP'nin belediye başkan adayı. Doğrudur, tanımıyorum. Ne bilirim, ne köylünün biri. Köylünün biri, ne tanıyayım Reha Kars kimdir? Ben Sivaslıyım mı köylü? MHP belediye başkan adaylarından biri. Hayda. Hayır, tanımıyorum. Reha Kars'ı tanıyor musun? Tanımıyorum. Peki efendim, çok sağ olun. Kimmiş o? MHP'nin belediye başkan adayı. He, yok, daha hiç müşerref olmadık. Yok, tanımıyorum efendim, hiç duymadım. Reha Kars belediye başkan adayı. Sizce MHP belediye başkan adayı Reha Kars'ın Sivas'ta kazanma olasılığı yüzde kaçtır? Vallahi siyasetten uzaktan yakından alakam yok ablaya. Efendim, Reha Kars'ı tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Hayır efendim. Partinin olduğunu söylersiniz. MHP'nin belediye başkan adayı. Benim adım Yusuf Bozkurt Kocuk, adım Bozkurt, MHP'ye vereceğim zaten. Reha Kars'ı tanıyor musunuz? Vallahi hiçbirini tanımıyorum. MHP'nin belediye başkan adayı. Hiçbirini tanımıyorum. Zaten MHP'liyik zaten. MHP'lisiniz ve Reha Kars'ı tanımıyorsunuz. Tanımıyorum. Tanımadım yani. Şimdi neye kadar tanımadım ama bundan sonra tanımak isterim tabii ki. Peki efendim, MHP'den belediye başkan adayı Reha Kars'ın kazanma olasılığı yüzde kaçtır? Yüzde kaçtır derken valla inşallah da kazanır. Benim tabii ki ondan tarafa. %50 de olabilir yani bu gidiş yönetimine. Yani %50 şansı var. Efendim sizce? Ben %50 falan diye düşünüyorum. %50 olmasını isterim aslında. Peki diğer %50 kim olur? %50 öbürlerine. Yani öbürleri bölüşür. Yani Saadet desen az bir şey. Yeni Refah diyorlar ama o da bayağı düşük. Büyük Birliği'nin ikisinin arasında gider. Reha Kars'ı tanıyor musunuz? Yok, tanımıyorum. Reha Kars MHP'nin belediye başkan adayı. Evet. Peki MHP'nin Sivas'ta kazanma olasılığı yüzde kaçtır? %50. Tamam, öyle şeylerden. Çok sevilen bir belediye başkan adayımız. Hı-hı. Gerçekten biz onu çok seviyoruz. Bir ülkücü, bir milliyetçi abidir gerçekten. Hı-hı. Lütfen bakın, lütfen sizden ricam şu, tanıtın lütfen. Bak ricam, bu belediye kazanırsak emin olun yüksek yerlere gelmem mümkün olacak. Reha Kars kimdir? Ben bilmiyorum onları da. Yalan konuşun. Efendim. Vallahi. Reha Kars kimdir? Bilmiyorum vallahi. Ne, kim ki? MHP'nin belediye başkan adayı. Tanımıyorum biz. Siz tanıyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Reha Kars şey yani. MHP'den belediye başkan adayı. MHP'nin Sivas'ta kazanma olasılığı kaçtır? Vallahi kazanma olasılığını söylemek gerekirse yani kazanacak zaten belli zaten. Hilmi Bilgen kazanır yani. Evet. Yani görünen köy kılavuz istemez yani. Yani şahsen yani Hilmi Bilgin'in de kazanmasını istemem yani. Çünkü neden? Kendisi avukat yani. Avukatın belediye başkanlıkla bir alakası yoktur yani. Yani Sivas için gerçekten de çalışacak biri mimar olması lazım. Mimar olacak ki Sivas'ın çevresini, yollarını, her şeyini bilmesi lazım yani. Şimdi avukattan belediye başkanı olmaz yani. Ben öyle düşünüyorum. Ama şahsen mimar olan kim olursa olsun onun kazanması lazım. Mimar olarak kazanması lazım. Avukat olarak kazanmasını ben şahsen istemiyorum. Kazanır mı kazanır. Ama şahsen ben istemiyorum yani. Mimarın kazanması lazım. Mimar kimse yani, hangi belediye başkanı adayıysa onun kazanmasını istiyorum ben. Oyunuz ona. Vallahi oyumuz artık kapalı kutu yani. Şimdi o gizli yani. Oy kime verileceği belli olmaz yani. Sandığın başına gidilir, o zaman oy verilir. Bilmem ben zaten. Kendim buraya bu
şey çadırı kurmayla olacak bir şey değil. Halkı gezecek, vatandaşı gezecek. Vatandaş nasıl geçiniyor, ne yapıyor? Onları soracak. Öyle çadırı koymayla olmaz, öyle yok. Bilmiyorum. Eha Kars kimdir? Sivas'ın değerli bir insanlardan biridir. Elinizde şu anda tutuyorsunuz. Evet, biliyorum efendim. Milliyetçi Hareket Partisi şu anda belediye başkanı adayıdır kendisi. Başarılar dilerim. Peki Sivas'ta MHP'nin kazanma olasılığı yüzde kaçtır? Onu bilemeyiz, onu halk bilir. Tahmini bir halk olarak neler düşünüyorsunuz? Siz de bir halk. Gönlümüzden geçen onlar ama bilemeyiz. Efendim? Reha Kars kimdir? MHP adayı sanırım, değil mi? Evet. Duymuştum. Peki MHP'nin Sivas'ta kazanma olasılığı yüzde kaçtır? Vallahi yüzde veremem de. Yani yakın gibi gözüküyor. 25-30 gibi gözüküyor bence. Karslı mı? Ya Kars kimdir kısacası? Tanımadığım için belki Karslıysa. MHP'nin belediye başkanı adayı. MHP'nin belediye başkanı da, ben şöyle söyleyeyim. Sivas'ımıza tramvay istiyoruz. Raylı sistem. Hiçbir başkan adaylarına bunu göremedim ben maalesef. Sivas'ımıza o yakışır. Nereye yapabilirler sizce? Cumhuriyet Üniversitesi'nden başlayacak Numune Hastanesi, çarşı, istasyon. İlk etapta. Yani yok darmış, yok yokuşmuş bahane etmesinler yani. Ben belediye başkanı kalem müdürüyle konuştum. Efendim fizibilite çalışması yapıldı. Reha Kars kimdir? Reha Kars tanımadığım kişidir. Efendim çok teşekkürler. Reha Kars'ı tanıyor musun? Tanımıyoruz. MHP'nin belediye başkanı adayı. İstemiyorum. Yeniden değişiklik istiyorum. Yeniden refak diyorum. Refak. Değişiklik istiyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. AK Parti'yi de istemiyorum. Onu da istemiyorum. Yeniden refak diyorum. Sivas halkı olarak. Asla. 21-22 sene oldu. Asla Sivas böyle değildi. Halkımız böyle değildi. Yoksulluğa mağdur etti. Türkiye ne halde? Yazık ya. Halka yazık ya. Sadaka mı veriyorlar? Fitre mi veriyorlar? Neden emekliyi öldürdüler? Neden kızım? Buradan çermeye gidemiyoruz ya. Şuradan çermeye gidemiyoruz ya. 65-66 yaşındayım. Bizim hakkımız değil mi? Değil mi? Herkes koltuk peşinde. Yeniden refah diyorum ben. Ben yani rahatsız oluyorum bundan. Halbuki biz niye bu yaşımda, ben 81 yaşındayım, niye sigorta hastanesine gideyim? Her mahallede sağlık ocağı var. Bizim Gökmadras'ta sağlık ocağı yok. Hastaneye geliyoruz ya. Ben şikayetçiyim bu belediyeden de, vakıftan da. Çok teşekkürler efendim. Bunu çok yayınlayın tamam. Ama. Biliyorum da kendini tanımıyorum, şahsen tanışmadık. Kim peki? MHP'den belediye başkanı adayı olduğunu duyduk. Peki MHP'nin belediye başkanı adayı Reha Kars'ın kazanma olasılığı yüzde kaçtır? Sivas gibi memlekette %10.